iki kız kardeşimle yani iki ablamla birlikte hamam yogası planı yaptık. Ben de çok heyecanlıyım bunun için çünkü özellikle böyle yoğun iş tempomda bana çok iyi gelecek. Yaralarımı saracak bir aktivite olacak. Bir de zaten ablamlarla yapmış olmam beni daha çok mutlu edecek. Benden bir büyük ablam evlenene kadar, diğer ablam da bizden uzağa taşınana kadar çok fazla görüşeceğimiz bir fırsat olmuyor. O yüzden böyle bir gün planladık kendimizce. Öncesinde oturup böyle kahve falan içebileceğimiz, devamında da ruhumuza iyi gelecek bir aktivite yapacağımız. Bu arada kendimi böyle iyi hissetmek için bir tık hafif bir makyaj yapacağım. Tabii o akışı yaparken çok fazla yapmamı engelleyecek, böyle şarıl şarıl akacak bir makyaj yapmayacağım. Sadece böyle baktığımda kendimi iyi hissedeceğim, videoda da böyle tatlı çıkan hafif bir makyaj yapmayı düşünüyorum. Bu plan nereden çıktı? Ben artık böyle sürekli bir dönem ekran süremin 28 saat olduğu bir gün böyle bir içerikle karşılaştım. Ondan sonra dedim ki buna niye gitmeyeyim? Çünkü ben böyle şey işte yok çiçek workshopudur, ondan sonra heykel atölyesi falan böyle şeyleri çok seviyorum. Bir de yaparken de artık neden bilmiyorum sürekli bir şey gidip çok fazla bir şey üretmememizden veya ne bileyim sürekli alışveriş yapıp dışarıda böyle her şeyi tükettiğimizden mi bilmiyorum. Hem bir şeyler üretmek, ruhuna iyi gelecek bir şeyler yapmak hoşuma gider diye düşündüm. Bu etkinlik benim bulduğum yer Beşiktaş'ta. O yüzden karşıya geçeceğiz. Bunu kimler yapabilir? Aslında hani başlangıç seviyesi diye geçiyor. Yani yogayı hiç yapmamış biri belki bir tık zorlanabilir ama az çok esnekliği olan. Ben de çünkü düzenli bir rutinim yok. Ama yapabileceğimi düşünüyorum. Hani spor yapan birisiyim normalde de. Az çok esnekliği olan birisi bunu yapabilir diye düşünüyorum. Çünkü o yer serisinin hareketlerini aslında daha yer çekimsiz ortamda yapmayı sunan bir spor gibi. Artık siz de böyle kız grubunuzla ne bileyim kahve içmekten ya da normal şeylerden yapmaktan sıkıldıysanız böyle tek derslik bir şey satın alıp ona katılabilirsiniz. Hatta belki devamı da olur. Sadece beni etkileyen şey yaptığım sporun veya gittiğim kursun benim evimden uzak olması. O yüzden belki hani bu hoşuma giderse ve devam etmek istersen belki Anadolu yakasında bir yer düşünebilirim. Çünkü o hazırlanma, giriş süresi vesaire bunlar da insanın gitme hevesine etkiliyor tabii. Şimdi bir de çantamı hazırlayalım diyorum. Çok fazla yük almayı düşünmüyorum. Sadece işte neye ihtiyacım olacağını düşünerekten böyle bir çanta yapmayı düşünüyorum. Onu da şimdi hazır kamerayı açmışken gelin birlikte hazırlayalım. Yanıma şöyle bir spor çantam var. Çok güzel bu devasa bir bel çantası bu şekilde. Bunu alacağım. Rahat rahat hem içine her şeyimi atabilirim diye düşündüm. Bir tane şöyle bir sivit atacağım. Çünkü bazen son soğumaya doğru yerde yattığımız pozda üşüyorum. O yüzden sivitimi aldım. En son ısınırken veya soğurken giyerim. Bunu aldım yanıma. Giyerim, bir tanesini de yedek olarak yanımda kalır terlersem. Şöyle bir tane yoga pantolonu var. Böyle sallım sullum bir şey bu. Çok da rahat böyle lastikli penye. Bunu giymeyi düşünüyorum. Bir de yanıma su şişemi alıyorum. Bunların içine koyacağım şimdi. Çantamı da değiştireceğim. Cüzdanımı vesaire de atacağım içine. Orada görüşürüz. Dediğim gibi eğer böyle çok akışı bozmayacak şekilde arada esler verirsek o sırada kamerayı da açacağım. Böyle çoğu aşamayı çekmek istiyorum aslında size de. Thank you.
şeyi niye yorulduk. Biraz Ariel olduk da. Çok kötü olduk. Evet, bir de biraz baş döndük. Ben yemek yemeden geldim. Yoksa daha kusulabilir bence. Kusulabilir. Ben çok geldim ve ters bir aynen. Bir de sallandığımız için sürekli. Ve tam baş aşağı duruyor. Aynen. Bu deriş. Çünkü çok yoruldum. İlk hamam yogası deneyimini anlattı. Benim için çok kolaydı. Derya... Derya daha önce spor yapmadığı için birazcık zorlandı. Biraz zorlandı. Genel kas getiren hareketlerde çok zorlandım ama hamakla yapılanlar evet. Çok hoşuma gitti. Evet, videomun kapanışını da şimdi yapıyorum. Hazır kamerayı elime almışken. Bizim bir hamak yogası günümüz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Eğer beğendiyseniz o buton olan tuşa da basabilirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videolarımda da ben de böyle daha teşvik edilmiş olarak çekmeye devam ederim. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler.